Evet, kıymetli takipçilerim, değerli takipçilerim, 2022 yılını bugün sona erdiriyoruz. Videonun yüklenmesini bilmiyorum. Saat 17.38 itibariyle çekimlerine başladım ama yüklenmesi ne zaman sürerse o zaman izlettireceğim size. Ben de biliyorsunuz yeni araç aldım. Nissan Qashqai 2013 model 1.5 dizel. Hocam kaç kilometrede değişeni var mı, boyası var mı? Allah olmayan kardeşlerimize nasip etsin. Tabii ki de mülk Allah'ındır. Bizler sadece kullanıcısıyız. Kullanım hakkı Rabbim çok şükür bize verdi. Darısı uman canlara. Hocam 3008 hayalin. Vallahi bilmiyorum, çok hoşuma gitti araba. İnşallah sıkıntısı olmaz. Kazası, belası, şunu bunu olmaz. Tabii ki de eksikler olacak ama biz çok şey yapmayalım. Sponsorlarımız özellikle golvar.com'un şurada. Ya ben arkadaşlar, bana ters oluyor. Yani aynı görüntüyü veremiyorum. Çapraz görüntü olduğu için ben şu an sol çaprazımı gösteriyorum ama siz sağ gözüküyorsunuz. Bir de şurada Kayseri Özel Hüme Hastanesi'nin sizlere selamları var. Ben bütün Hüme Hastanesi çalışanlarına, özellikle çocuk doktoru bir hocamız vardı. Adı aklıma gelmedi. Ufuk'tu sanırım ama özellikle ona selamlar olsun. Sevgili Erşat hocamıza selamlar olsun. Bütün çalışan personele, güvenlikçisinden santraldeki hanımefendilere hepsine selamlar olsun. Muhteşem bir hastane. Kesinlikle ve kesinlikle, eğer yani yolunuz düşerse gidin arkadaşlar. Ve emin olun, biriniz de çıkıp memnun kalmadık demeyeceksiniz. Ayrıca golvar.com'un da çok güzel planları, projeleri var. 2023 yılında onlar da sizin yeni yılınızı kutluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben de onların yeni yıllarını kutluyorum şimdiden. Zam da beklediğimi zamanında da videomuzu çekelim arkadaşlar. Fenerbahçe'de İsmail Yüksek ile yeni sözleşme. Dün bu haber girildi sosyal medyaya. Ben inanın arabanın onunu göstermekten, bunu göstermekten, o eksikti, bu tamdı, şunu yaptım, bunu yapayım demekten şey yapmıyorum. Ben mesela özellikle kışlık lastiği ihmal etmem. Kesinlikle ihmal etmeyin. Lastikler, abi arabanız dandik bir marka bile olsa lastiğiniz iyi olsun. Yani bence en önemli şeylerden birisi lastik. Dün çok uğraştım ettim. Bugün de uğraştım. Çok şükür hallettik gibi. Dün İsmail Yüksek'le 2027 yılına kadar sözleşmenin uzatılması konusunda anlaşmaya varıldı. Ve TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe sözleşmesi 2025'te bitecek. Bak, 2025'te bitecek futbolcuyla 2027'ye kadar anlaşma sağladı. Biliyorsunuz Jorge Jesus göreve geldikten sonra orta saha rotasyonunun önemli bir ismi oldu. Ve İsmail Yüksek 16 maçta bir gol, bir asistlik performans sergiledi. Attığı golde rakibe çarpıp aşırtma gibi girmişti sanırım. Başarılı futbolcu Fenerbahçe performansıyla kariyerindeki ilk kez, yani kariyerinde ilk kez A milli takım formasında giyme başarısı gösterdi diyor. Diyeceksiniz, hocam biz bunu zaten senden duymuştuk. Okey, bunu geçtik. Zaten yeniler bilmez, eskiler zaten duydu diyecek. İkincisi, hocam ne gerek vardı ki? 2025'te bitiyormuş. 2023'e gittik. Daha 2023 bitecek. 2024 bitecek. 2025. Hocam 3 senesi vardı. Gözünü seveyim. 2,5 3 sene şey için niye şimdiden yapıldı? Belki de sözleşmesine serbest kalma maddesi eklenmiştir. Sıradaki haberimiz Serdar Dursun kararı. Bak, adı, daha doğrusu soyadı üstünde bak. Serdar Dursun. Şimdi ayrılığı gündeme gelen Serdar Dursun ile yola devam etmeyi düşünüyormuş yönetimimiz. Şimdi çok fazla forma şansı bulamadı. Ama olumsuz hava olumluya dönmüş durumda. Ben size ne dedim? Ben size şunu söyledim. Serdar Dursun sizin gibi, benim gibi Fenerbahçeli. Biraz da manyak benim gibi. Çünkü ben de biraz manyağım. Ulan akıllı adam burada video çeker mi ya? Gider akıllı adam, ne bileyim, gezer, tozar. Ama ben keyif alıyorum ya. Gerçekten keyif alıyorum. Hocam keyif alıyorum deme. Kaç lira kazanıyorum de. Kazanmasan çeker misin? Kazandığıma değmiyor. Yani buradan gelen paraya değmiyor. Mesela gözlerim, omuzlarım, kilom. Mesela kilo alıyorum burada sürekli videoyla uğraşmaktan. O bana şu Herbalife, Herbalife herhalde öyle okunuyor. Onun falan sponsor olması lazım. Su firmaları. Ulan hiç mi aklınız fikri yok? Sponsor olun bana, şurada ikide bir de içeyim o suyu. Lıkır lıkır. Herbalife mesela desin ki koltukta oturarak sadece bunu kullanarak zayıflayabilirsiniz. İşte örnek falan. Akılları çalışmıyor. Neyse. Ben Serdar Dursun'la ilgili şunu söyledim. Bak, Fenerbahçeli
yedek kulübesine koy. Ben niye yedeyim? Ortalığı karıştırayım. Yok bilmem takım arkadaşının şeyine yan bakayım. Gerçi onu başka takımlarda da yapıyorlar. O şey yapmayalım. Hani bunu yapmaz dedim. Oturur efendice sırasını bekler. Destek olur takıma. Gol sevinçlerinde manyak manyak hareketler yapar. Arada sırada oynar. Türkiye Kupası maçında ya da skor açıldığında şakirli şükürlü penaltı kullanır. Biz de caps falan yaparız. Ya Serdar Dursun bu. Ve vuruş repertuarı geniş. Arkadaşlar bakın. Bazen bir maçta öyle bir saçmalarsınız ki. Öyle bir saçmalarsınız. Ulan bir türlü sonuç gelmez. Yedeğe bakarsın. Ulan bir Serdar Dursun var. Hani yaradana sığınıp Serdar Dursun'u alırsın. Maç bir biter. Fenerbahçe 4, rakibi 0. Serdar Dursun fort trick. Niye? 3 tane atınca hat trick oluyor da 4 tane atınca fort trick olmuyor mu? 6 tane atsa 6 trick olacak. Yani. Gerçi 6 tane yiyen var da nasıl yediler bilmiyorum. İnşallah yine yerler. Uzun lafın kısası Antalya kampında da kendini gösterdi. Cao Pedro'nun sakatlığı bir nevi işine yaradı. Türk olması en büyük avantaj. Yıllık ücretinin neredeyse bedava olması ve forvet alma kararının, hani forveti alsan ne yapacaksın? 13 maça çıkmış yarım yamalak oynamasına rağmen 3 gol 2 asistlik performansı biraz da gelişimi var. Serdar Dursun'da gelişim var arkadaşlar. Serdar Dursun koşu moşu yapmazdı. Topsuz oyunda çok kötüydü. Rezildi Serdar Dursun. Şimdi topsuz oyunda da işe yarıyor. Ben Serdar'la ilgili 15 Aralık'tan sonra kesin konuşacağım dedim, konuşamadım. 31 Aralık'tayız. Yarın yeni yıl. %90 kalacak Serdar Dursun ve %90 Fenerbahçe forvet almayacak. Fenerbahçe Soh için tövbe tövbe. Futbolcunun adı Soh'muş. Soh için ilgisi sürüyor. Fenerbahçe'nin Nottingham Forest'ın Fransız stoperi Loic Mbassoh'la ilgisinin devam ettiği belirtildi. Bunun yaşı yüksek değil miydi ya? Biz bu ismi yazın da konuştuk, hatırladım. Ocak ayındaki ara transfer döneminde stopere takviye yapması planlanan Fenerbahçe'nin Nottingham Forest'ın Fransız stoperi Loic Mbassoh'u Soho'nun cebine Loic Mbassoh'a ilgisinin devam ettiği aktarılmış. İngiliz basında yer alan habere göre Fenerbahçe bu transfer için ısrarcıymış. Ha, 21 yaşındaki, pardon, özür dilerim, bu genç yetenek, benim karıştırdım. Ama isim doğru. 21 yaşındaki Kamerun asıllı Fransız oyuncu bu sezon FA Cup'ta 2 maçta süre alabilmiş. Premier Lig'de ise 5 maça çıkıp 1 gol atmış. Şimdi arkadaşlar, haberde sadece bu bilgiyi veriyorsa transfer market değeri yüksektir. Ya da transfer edilme fiyatı yüksektir. Ya da serbest kalma bedeli yüksektir. 2,5 milyon euro diyor piyasa değeri. Bedava. Vallahi bedava. Harbi söylüyorum, bedava. Premier Lig'de 5 gol dediği Premier Lig 2. Yani rezerv ligde. Nottingham Forest 2020 yılında 5 milyon euroya almış. Onun telefonu düştü ama Allah'a çok şükür bir şey yok. Yani Nottingham Forest 5 milyon euroya almış. Muhtemelen demek istiyorlar ki 5'e almış, sana kaça verir diye. Ben bir şey söyleyeyim mi? Hani kumar oynamak ister misiniz? Ben isterim. Bu elemanı 1,5 yıllığına kiralayacaksın. 500 bin euro kiralama bedeli. Ver. Oraya da opsiyon yapıştıracaksın. Bak, opsiyonu yapıştıracaksın. 5 milyon euro satın alma opsiyonu. Sonraki satıştan da %20 pay diye. Bak, kumar böyle oynanır. Kumar böyle oynanır. Alt yaş kategorilerinde yani 13, 22, 26 maça çıkmış. Hiç sıkıntı değil. Henüz 21 yaş altı. Doğum tarihi 13 Haziran 2001 olduğu için, yeni yılda da merak etmeyin, 21 yaş ve altı sayılacağı için alınabilir futbolcu. Bence bunu denemeliyiz. Mesaj da geldi bak. Demek ki deneyeceğiz. Fenerbahçe'mizin yeni transferi, Fenerbahçe'de efsane olmak istiyorum demiş. Hocam kim? Kimi aldık? Can Bartu'yu. Hocam o öldü ya. Hayır. Can Bartu ölmedi. Kalbimizde yaşıyor. O başkaydı. Tabii ki de kalbimizde yaşıyor. Can Bartu efsanemizdir. Hem futbolda hem basketbolda bir insanın aynı gün içinde iki farklı derbi kazandığı dünyada var mı örneği? Aynı gün içinde ya. Aynı gün içinde. Düşünsenize, aynı gün içinde ya. Ya sabah gidiyor işte futbolda Galatasaray'ın Beşiktaş'ı yeniyor. Basketbolda gidiyor, diyorlar ki adam lazım. Gidiyor, basketbolda da Galatasaray'ın Beşiktaş'ı yeniyor. Yani birinde
Şimdi tam hatırlayamadım ama futbolda Beşiktaş'ı, basketbolda Galatasaray'ı yendi diye hatırlıyorum. Ve muhteşem sayılar yapıyor. İki tane mi ne golü var şeyde, maçta da böyle. Fenerbahçe Gençler Birliği ile anlaşma sağladı. Ve anlaşmadan sonra transfer edildi Can Bartu Çığır. Ve Can Bartu açıklamalarda bulunmuş. Sinyor lakaplı Can Bartu'nun izinden gidiyormuş. Allah yolunu bahtını açık etsin. Gösterdiği performans, yani sporcu kimliği 1960'lı yıllardan günümüze kadar birçok çocuğa aileleri tarafından isim olarak verildi diyor. Henüz 14 yaşında olmasına rağmen alt yaş kategorilerinde gösterdiği performansta Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşen Can Bartu Çığır, Anadolu Ajansı'na ilk röportajını vermiş. Kariyerinin ilk röportajı. Asıl mevkisi sol bek. Sol kanatta, ön libero'da da forma giyebiliyor. İsmim tabii ki Fenerbahçeli Can Bartu'dan geliyor. Adım rahmetli amcamın isteğiyle koyulmuş. Amcam çok büyük bir Can Bartu hayranıymış. Hangimiz değiliz? Ben de Selçuk Yula hayranıyım. Futbolculuğunun değil, yanlış anlaşılmasın. Tabii ki de futbolculuğu enfes ama yorumculuğunun. Allah nasip etseydi bir kerecik de olsa sohbet edebilseydik. Ne bileyim, bu ekranlarda video çekebilseydik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Her iki efsanemizin de. Çok severdim. Bir isim daha var da onun adı aklıma gelmedi ya. O da rahmetli oldu. Kemal neydi ya? Hatta İsviçre maçında adamı topa tutmuşlardı. Doğruları konuşuyor diye. Neyse, adı aklıma gelirse söylerim ben. Babam da benim adımı bu yüzden Can Bartu koymuş. Annem de çok desteklemiş. Adımı en güzel şekilde temsil etmek ve Türk futbol tarihinde bir Can Bartu ismi daha yazdırmak istiyorum demiş. Amcası genç yaşta vefat etmiş. Amcamı görmek bana nasip olmadı. Umarım beni bir yerlerden izliyordur. Can Bartu hayranlığıyla ismim onun sayesinde koyuldu. Mekanı cennet olsun. Tüm ailemi gururlandırmak istiyorum demiş. Diyeceksiniz ki ya hocam, Allah'ın seversen. Fenerbahçe'de anlaşma tamam. Transfer tamam. Yeni transferden açıklamalar. Bu ne ya? İşte bilmem kaça yapılan transferle ilgili açıklama yapıyorsun. Arda Güler geldiği zaman da benzer videoyu çektim ben, biliyor musunuz? Öyle her futbolcu için değil. Fabian Müller var. Onun için de çektim ben, biliyor musunuz? Öyle her futbolcu için çekmem. Bak, Oğuzhan falan vardı. Erdi Arabacıgil vardı. Gerçi Erdi sonradan şikayetçiler. Yollar ayırdılar. Neredeler bilmiyorum. Ömer Faruk Beyaz'la ilgili falan ben çok video çektim. Öyle her isimle ilgili çekmem. Bilginiz olsun. Her isimle ilgili çekmem. Soyadı İmre olan bir futbolcumuz var. Araştırın bakın. Bak, o çocukta da iş var. Mesela Melih Bostan. Yani Arda Okan Kurtulan'ın babasıyla mesela arkadaşız biz. Yani Feyzullah Bey'le arkadaşız. Kadavul şey. Feyzullah Bey'i biliyoruz. Ferdi'nin babası. Yani öyle arkadaşlar. Can Bartu da inşallah Fenerbahçe'ye etkisi tesir olacak. Bana en çok şu soru soruldu. Hocam, Jesus bu çocukları izledi mi? Jesus'un bir ekibi var. Arkadaşlar, herkes, ekibindeki herkes idmanlara katılmıyor bu adamın. Niye anlamıyorsunuz? Ya bir okul düşünün, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, hademe değil mi? Belki kantinci. Hani okulda sürekli olan ya da çoğunlukta olan. Her gün müdürü göremezsiniz. Ya da her gün hademeyi göremezsiniz, hizmetliyi göremezsiniz. Her gün atıyorum kafadan müdür yardımcısını göremezsiniz. Jesus'un ekibi de böyle 10 kişilik bir ekibi var. Ya saha çalışmalarının 6'sı falan katılıyor. Öyle söyleyeyim size. Ve merak etmeyin, olumlu not verdim. Son olarak da Fenerbahçe'den orta sahaya Viking hamlesi. Fenerbahçe Brentford ile sözleşmesinin son sezonunu yaşayan Danimarkalı merkez orta saha oyuncusu Mathias Jensen'in menajeriyle temasa geçti. Jensen, sen kalbim hep sende. Maaş. Mathias Jensen. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Toparlama yapayım en sonda. Mathias Jensen ismi tanıdık gelecek. Bilmiyorum. Düşün bakalım nereden. Şimdi bir miktar imza parasıyla bu transferi bitirmek istiyormuş Fenerbahçemiz. Transferde de peşine düşmüş. İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Brentford'da forma giyen Danimarka'nın merkez orta saha oyuncusu Mathias Jensen'i listesine aldı ve harekete geçti. Sormanızı istediğim soru şu. Mesela üye yayını yapsak bunu sormuyorlar. Bunu soracaksınız. Diyeceksiniz ki ya hocam, bu adamlar Premier Lig'e seçiliyor. Demek ki iyi futbolcu. Orada niye tutmuyor? Ya da orada tutmayacak kadar kötü futbolcuysa biz niye sunuyoruz? Ya da orada tutmadı. Belki şanssızlık, belki teknik direktör, belki sistemsizlik.
Niye bize bırakıyorlar? Ya bunun çeşitli etmenleri var. Çeşitli faktörleri var. Kimisi maaş bütçesi, kimisi başka bir şey bütçesi. Biz Avrupa'da en yüksek maaş veren ülkeyiz arkadaşlar. Bilginiz olsun. İyi yok hocam, adamlar Messi'ye kaç milyon euro veriyor işte. Mbappe'ye kaç veriyorlar? Biz gene ucuz veriyoruz onlara göre. Ulan bizdeki bütün futbolcuları topla Mbappe yapar mı? Manyak mısın oğlum sen? Fenerbahçe'den X bir futbolcunu Paris Saint-Germain'e götürün. İlk 11'de oynatın. Hocam Crespo. Lan geçin lan. Geçin oğlum. Hocam Ferdi Kadı. Lan geçin. Ya Prime var. Hani boş paketi var arabanın, bir de dolu paketi var. Bizim çocuklarımız boş paketi. Dolu pakete geçmek için orada da birkaç yıl geçirmeleri lazım. Anlatabiliyor muyum? Matias Jensen 26 yaşında, 1 Ocak 96 doğumlu. Aa, yarın 27 oluyormuş. Mustafa Hoca yalan söyledi bak. Yalancı bu adam. Takip etmeyin bunu. 27 yaşındaki önce 26 dedi. Bak bir günde kandırdı sizi. Takip etmeyin. Lan bir şey buluyorlar. 14 milyon euro piyasa değeri var. 1.80 boyunda merkez orta saha oyuncusu. Danimarkalı. Arkadaşımız 8 numara. Klasik 8 numara. Nörşland'dan, Danimarka takımından Celta Vigo'ya zamanında 5 milyon euroya gitmiş. 2018'de. 2019'da hemen bir sene sonra Brentford 3.8 milyon euroya almış. Yani Celta Vigo'da tutunamamış. Geriye gitmiş. Brentford almış. Orada da geriye gitmiş. Oynadığı ligden dolayı 24 maçta 1 gol, 3 asisti var. 1.556 dakika oynamış. Piyasa değeri 14 milyon euro. Ben size bir şey söyleyeyim. Haberin gerisini okumama gerek yok. Menajerle temas kuruldu da falan filan. Geçiniz. Biz bu arkadaşı alırsak vereceğimiz yıllık ücret maksimum 2 milyon euro. Bu arkadaş 2 milyon euroya gelmez. Bir. İkincisi şeye şaşırdım. Transfermarkt diyor ki Danimarka milli takımda bir kez forma giydi. Ben 22 sayısını gördüm diye hatırlıyorum. Evet, 22 kez oynamış, bir golü var. Haberi bak. Haberi de nasıl yapmışlar. Fenerbahçe bu transferle Crespo'nun olası Sevilla transferinin sonrasında önemli bir hamleye imza atmış olacak diyor. Bu 21 resmi maçın 18'inde ilk 11'de forma giymiş arkadaşlar. Ben söyleyeyim, bu arkadaşı alırsak da muhtemelen yıllık ücretinde ekstra fazladan bir yıllık ücret ödemek zorundayız. Ben şimdilik sanmıyorum. Bakın ileride gelişme olur, görüşme olur, aktarırım ama şimdilik sanmıyorum. Benim bu kısımları aktaracaklarım bu kadar. Videolarımızı beğendiğiniz için, ailemizin bir parçası olduğunuz, abonemiz olduğunuz için teşekkürlerimi sunuyorum. Bir yorum atıp bütün kardeşlerimizin yeni yılını kutlayabilirsiniz. Hatta hani yeni yıl hocam, yeni yıl kutlamak gavurların işi. Yo. Yani her şey gavurların işi diye. Yani iç çamaşırını da gavurlar giyiyor. Atlet de giyiyor iç gavurlar. Yani tişört de giyiyor. Gözlük de takıyorlar. Sen gavursun o zamanı. Lan bir çarpacağın ağzının ortasına. Ya arkadaşlar bakın. Dini olmayan literatürleri, ya dini olmayan şeyleri ya da hassas şeyleri kutluyorlarsa bu gavurluk, şusu busu sayılır. Alex gitmiş iddia şeyinin, betçilerin reklamını almış. Yazıyorlar benim için Alex bitmiştir. Oğlum adam için normal lan. O adamlar için normal. Biz küçükken mahallede horoz dövüştürürlerdi, köpek dövüştürürlerdi. Evet. Yani hayvanlara eziyet çektirdiği için çok kötü bir şey ama biz çocukken nasıl bir psikolojiyle yetiştirildiğimizi düşünüyorum. Bizim hoşumuza giderdi. Benim için normaldi mesela, benim çocukluğum için. Ama plazada büyüyen bir çocuk için iğrenç. Bu adamlar yamyam yam, bunlar kesin uçaklara ok da atıyordur, mızrak atıyordur falan derler. Yani bazı şeyleri bu kadar da abartmanın lüzumu yok. Ha ben Milli Piyango'ya para vermem. Ona vereceğime gider bir yetim giydiririm. Al sana Milli Piyango. Kesin kazanıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Ben gidip de ne bileyim kutlama şu bu yapmam. Ne yapacağım? Hocam 20 yılbaşına çıkan filmleri, dizileri izler misin? İzlerim. Adam oraya bedavadan film koymuş. Niye izlemeyeyim oğlum? Manyak mıyım? Çerez yer misin? Lan ben normalde de yiyorum. Yılbaşında yersen gavur olursun. Ya inanın bak, İslam'a fobi oluşturuyorlar. Ben bundan nefret ediyorum. İslam'a fobi oluşturuyorlar. Ya arkadaş, benim yakın arkadaşım, avukat arkadaşım, hani alkollü bir masa paylaşmış. Afiyet olsun yazdım. Sen gavursun. Alkolü destekledin. Oğlum adam içiyor. Bana ne, günah ona yazılıyor. Sokağa çıktığınızda siz de yanlış şeylere bakmıyor musunuz? Günah size yazıyor, günah pointisi. Biz burada hayır işi yapıyoruz mesela.
Şey yapıyorsun. Siz bana çamur atıyorsunuz. O günah değil mi? Bedavadan benim günah pointsleri sildiriyorsunuz. Oh! Çok rahatladım. Neyse işin şey tarafı. Ama hocam onlar Hazreti İsa doğdu diye kutluyorlar. Oğlum onlar her şeyi kutluyorlar. Paskalya bayramı. Paskal mı? Paskal Numa doğum günü mü? Paskal'ın doğum gününü mü kutluyorlar? Bilmem cadılar bayramı. Ne yapıyorlar? Cadı mı şey? Tövbe tövbe. Ya geçin abi. Bu basit şeyleri geçin. Önemli şeylere odaklanın. İslam, iman kalptedir, kalpte. Kalp, kalbin sirayet eder yaşantına. Anlatabiliyor muyum? O kadar Müslümansındır ki hileye hurdaya karışmazsın. O kadar Müslümansındır ki kimseyi kazıklamazsın. O kadar Müslümansındır ki konuştuğun her şey doğrudur. Hocam ama Allah kitabı kullanıp da milleti kandıranlar var. O da onun o kadar Müslümanlığı. Değil mi? Demiş ya adam, hepimiz Atatürk'ü çok seviyoruz ama ben daha çok seviyorum demiş. Niye demişler? Ben Atatürk'ün hemşerisiyim demiş. Oğlum bu sene ekstra bir şey katmıyor ki. Kimin izniyle? Ben de Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Feneryum, üstündeki Feneryum ürünü sürekli. Her ay 3.000-4.000 liralık alışveriş yapıyorum Feneryum'dan. Her ay istisnasız. Formalar dağıtıyorum, hediyeler dağıtıyorum. İşte buradan gelen gelir. Fenerbahçe yüzünden para kazanıyorsun. Ulan 4.000 lira, 3.000 lira aylık. Siz de Fenerbahçe harcayın, siz de kazanın. Ha yalansa yalan desinler. Çıkarır faturalarla döverim yani o derece. Ki zaten anlatmaya gerek yok ki. Her şeyde görüyorsunuz yani videolarda. Çok gevezelik ettim, özür dilerim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yeni yıl sağlık getirsin. Yani yeni yılda sizi sağlık bulsun. Yoksa yeni yılın bir kişisel bir özelliği yok. Ha, ben 2023 sana sağlık veriyorum. Sana nanik veriyorum sana. Sana bir şey yok. Sana da bir şey yok lan. Tipine bak. Allah'ını seversen. Bunu anası sevmemiş. Sana da yok. Sana var lan, sen Fenerliymişsin falan. Yeni yılın bir kişileştirmesi yok. Allah ömrünüzün bu yeni yılını hayırlı, güzel eylesin. Her şeyin başı sağlık. Sevdiklerinize sağlıklı, mutlu, güzel bir yıl diliyorum arkadaşlar. Sizler de tebriklerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.